Hanımlar beyler, bugün sizlerle dükkana yeni gelen 64 ölçek kauçuk tekerlerle bir Hot Wheels'ın çehresi nasıl değiştirilir uygulamalı gösteriyorum efendim. Hepinize iyi seyirler. Hanımlar beyler, hoş geldiniz. Ben Saat Mert Küçük Kuzucu, namı diğer Kuzucu. Bu videoda sizlerle Hot Wheels regularların ya da efendim Matchbox'ların ya da herhangi bir 64 ölçek arabanın stok tekerleri kauçuk tekerlerle nasıl değiştirilir onları göstereceğim efendim. Bunun için ihtiyacımız olan şeyler sadece bir adet artık tekerlerinden sıkıldığımız, illallah ettiğimiz 64 ölçek araba. Kuzucu Gaming'de bulabileceğiniz kauçuk tekerler 2 adet mili ile beraber bir teker seti ve bir adet küçük kerpeten. Küçük kerpeten, böyle hani ufak bir kerpeten veya eğer bulabilirseniz hırdavatçılarda satılabilir. Maketçi kerpeten dedim, özür dilerim. Yan keski. Küçük bir yan keski veya dediğim gibi maketçi yan keskisi denen, daha böyle nasıl diyeyim, ağzı üçgen değil de direkt düz olan yan keskiler var. Onlardan, ama eğer onu bulamazsanız da böyle ufak bir, hani şöyle boyutunu görün ve ufak bir yan keski de işinizi görecektir. İhtiyacınız olanlar bunlar. Opsiyonel olarak hani tercihe bağlı olarak bir adet ataşa veya bir adet iğneye ihtiyacınız olabilir. Bunların neden opsiyonel olduğunu, ne işe yarayacaklarını videonun ilerleyen kısımlarında göstereceğim. Şimdilik bunları kenara alıyorum. Öncelikle efendim, dediğim gibi Kuzucu Gaming'de bulabileceğiniz stoklara yeni giren böyle bir dörtlü set, tekerlek seti. Dediğim gibi beğendiğiniz, rengini beğendiğiniz, şeklini, şemalini beğendiğiniz set seçerek, arabaya hangi seti takmak istediğinizi seçerek başlıyoruz. Karar verdikten sonra şimdi bu tekerleri yerinden çıkarmanın 3 farklı yolu var. En basit olanlarla başlayacağım. Birincisi, tekeri direkt kırabilirsiniz. Tekeri kırsanız dahi, gerçi şey gerekecek. Alttan ne o? Şuradaki şeyi, mili kesmeniz gerekecek. O yüzden hani tekerin araya giremiyorum derseniz eğer, şöyle bir mesela yan keskiyi takıp böyle dikkat ederek, ufak kardeşlerimizin sıçrayabilecek parçalara dikkat etmelerini söyleyeyim. Hani eğer ilk defa böyle bir şeyi kullanacaksanız bir büyüğünüzden yardım isteyin. Bu da bizim 90'ların maket videolarında maketçi teyzelerin hep söylediği şeylerdi. Bunu böyle parçaladıktan sonra efendim, şöyle hani çok derinden gitmesin isterseniz eğer, bakın şurada bir toplu iğne başı gibi bir şey var. Burayı tersten alırsanız çubuğu mümkün olan en kısa şekilde kesmiş olursunuz. Burayı, dediğim gibi, benim şu anda parçayla aramda kamera var. O yüzden hani gözüm biraz korunaklı, ama hani ya büyüğünüzden destek alın, büyük dahi olsanız gözünüze bir gözlük taksanız iyi olur. Çünkü bu parça birazdan fırlayacak eğer şöyle elinizi tutmazsanız. Dikkat edin. Evet. Dükkanın ta öbür tarafından metal sekme sesleri duyuyorum şu anda. Uçtu gitti. Bir yolu budur, tekeri sökmenin. İkinci yolu, tekere zarar vermeyeyim niyetindeyseniz eğer, şöyle tekeri hafif boş bırakarak ayırdıktan sonra buradan yan keskiyi takıp hani tekere duyuyor musunuz bilmiyorum, yine dükkanın öbür tarafına giden bir tekerlek oldu. Şöyle çıkardıktan sonra şu mili kullanmak istiyorum da derseniz eğer, dediğim gibi, ah, bu sefer kesemedim. Evet. Mili de ayırabilirsiniz şöyle. Şimdi arabayı artık tekerleri çıkardıktan sonra gördüğünüz şekil budur efendim. Bunu bir üçüncü yol daha var, daha meşakkatli olan, ama oraya henüz girmeyeceğim. Önce bir şu şekli göstereyim. Öbür yolu da birazdan göstereceğiz. Bu arada hanımlar beyler, bunlar gibi içeriklerin devamı için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Ben gerçi böyle zımbayı falan poşete zarar vermeden açmaya meyilliyimdir, ama vakitten kazanmak için hadi yırttım poşeti.
seti buraya döktüm gördüğünüz gibi. Şimdi hanımlar beyler setin içinden böyle bir mil çıkacak. Gördüğünüz gibi. Böyle bir mil çıkacak. Size tavsiyem hani büyük ihtimalle gerekmez ama yine de tabii nasıl diyeyim tedbirli olmakta fayda var. Bu millerin ucu kesildiği için bazen düzleşebiliyor ve şu delikleri zarar verebiliyor. O yüzden mili araca yerleştirmeden önce ucunu şöyle bir kerpetenle düzlerseniz hiç olmazsa tekere zarar vermeyeceğinizi garantilemiş olursunuz. Ve basit bir işlemden sonra yapacağınız şey bunların boyutu hani ölçüleri alınmış. Yani tam hat vizları standart olarak uyacak şekilde duran miller. Boyları da şurada zetvelim nerede? Evet. Boyları da şuradan göstereyim efendim. 2.4 2.5 santim arası. Şurada gördüğünüz kadarıyla. Hani olur da şey yaparsanız. Bu boy neden önemli diye sorarsanız onu da birazdan geleceğim. Şimdi çıkardığınız mili modele böyle takıyorsunuz. Şuradaki deliği görüyor musunuz bilmiyorum. Şu flaşı bir yakayım ben izninizle. Evet. Şuradaki deliği görüyorsunuz değil mi? Buradan mili yerleştiriyoruz. Yine küçük kardeşlerimiz dikkatli olsunlar. O yumuşak parmaklarına bunlar batabilir. Bir büyüğünüzden yardım istemek isteyebilirsiniz. Ben artık 36 yaşında elleri sertleşmiş bir adam olduğum için bana dokunmuyor. Gördüğünüz gibi taktığınız zaman hani milin boyu böyle bir şey olacak. Çok böyle dışlara gelmeyecek. Bunu neden anlatıyorum? Birazdan paketin içinden çıkan milin dışında kendi milinizi de takabileceğiniz bazı yöntemler göstereceğim. Boyut aklınızda yer edinsin diye gösteriyorum. Ama hani neyse şöyle o sırası geldiğinde takarız. Modelin tekerini şuradan ittiriyorsunuz. Evet. Diğerini de buradan şuraya. Görüyorsunuz değil mi? Taktım. İki taraftan bastırıyorum. Yalnız birincisi dikkat edin tekerleri hani direkt deliklere, milli direkt deliklere de denk getirdiğinizde dikkat edin. İkincisi fazla bastırmamaya dikkat edin. Miller jantı delip çıkmasın. Ama dediğim gibi yine bu gösterdiğim boyutta takarsanız eğer yani milleriniz bu gösterdiğim boyuttaysa içinden çıkan millerde sorun yok. Kendi yapacağınız millerden bahsediyorum. İki taraftan çok da böyle delmeyecektir. Gördüğünüz gibi böyle bir teker oldu. Arka tarafa da yine aynı şekilde yapacağım. Milleri taktıktan sonra evet. Şimdi abi cillop gibi tekerleri patates gibi arabaya taktın diyeceksiniz. Bunu biraz aslında sizin aklınızda yer etmesi için yaptım. İlk çünkü yapacağınız model çok sevdiğiniz bir model olursa ve işi beceremez batırırsanız gerçi çok zor bir iş değil ama olur da batırırsanız hiç olmazsa beğendiğiniz bir model yerine sevmediğiniz patates gibi bir şey üzerinde denemeniz iyi olur. Görsel olarak da bu şekilde izlerseniz önce patates gibi bir modele yönelme ihtimalinizi artıracağını düşündüğümden ben de böyle patates gibi bir modelle yaptım. Ama işte hani sonuçta tekerlerini nasıl taktığımızı gördünüz. Bu modelin arka tekerleri ön tekerlerinden daha büyüktü. Şöyle hatta size göstereyim. Nerede o? Bu arka tekeriydi modelin. Bu da ön tekeriydi. Şöyle boyutların birbirine uymadığını görebiliyorsunuzdur. Şöyle önden de görebilir misiniz? Evet. O yüzden arka tekerler hani çamurluktan dolayı biraz farklı durdu ama yine de güzel bir görüntü veriyor. Tabii bunu böyle bir araba çok göstermez bunu. Birazdan daha güzel arabalarda yapacağız. Üçüncü yöntem tekerlekleri çıkarmakta. Bu yine bir işlemden geçmiş bir model. Ama hani size şeyi göstereyim. Dremel. Dremel'in ne olduğunu biliyorsunuzdur. Taşlama gravürde kullanılan taşlama diyorum. Gravürde kullanılan böyle küçük
el matkapları, ne bileyim işte böyle taşlama aletleri falan. Dremel'le şu bir kere şeyin Hotwheels'ın perçin yerlerini tıraşladıktan sonra bu altı çıkar. Ve gördüğünüz gibi. O şu anda Dremel yok yanımda. Ama hani YouTube'da bir sürü Hotwheels'ın altı nasıl açılır videosu var. Oralardan bakabilirsiniz. Onu açtıktan sonra bakın burada Hotwheels'ın tekerinin milini tutan 3 parça var. 1, 2 ve 3. Bunun birini kesersiniz. Şurada bakın kesilmiş şeyi görüyorsunuz. Birini kestiğiniz takdirde bu tekerler kolaylıkla çıkar buradan. Bu arada Hotwheels'ın kendi orijinal miliyle bizim tekerlerden çıkan milin arasındaki boy farkını şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi Hotwheels daha uzun. Bunun sebebi Hotwheels'ın tekerleri, milleri tekerleri dıştan toplu iğne bağışıyla tutuyor. Bizim tekerlerin milleri daha kısa, direkt içeriden giriyor. Dışarıya uzamıyor tekerler. O yüzden. Hani bu zannediyorum bu mil Hotwheels'ın orijinal mili zannediyorum 3 santim falandır. Şöyle bir bunu da ölçelim. Evet. Hotwheels'ın kendi millileri 2.9 2.93 santim yaklaşık olarak. Bizim millerde 2.4 ya da işte 2.5 santim. Şimdi peki bunu yaptıktan sonra nasıl yapacağız abi? Şuradan şu arkadaşları çıkartayım. Hop. Ha, bu ya da dur birazdan söyleyeyim onu da. Aklıma gelen şeyi. Bunu da taktınız buraya. Tamam mı? Buraya öyle çık diye takarsınız. Böyle olduğu takdirde şimdi bu miller aslında biraz kalın geliyor Hotwheels'ın şeylerine. Mil yuvalarına. Ama bu sistemi yaparsanız birincisi bu tekerler fırıl fırıl döner. Şunu da hatta çıkartıp göstereyim. Ya da kırmızılarla değil de şurada şey için düşündüğüm bir set vardı. Direkt onu da göstereyim. Pencere. Neredeydi? Onun için ayırdı. Aha da burada. Hop. Hanımlar beyler, bu arada tabii kanalı takip etmeyi, videoları beğenmeyi, yorumlarla, beğenilerle katkıda bulunmayı, dükkana gelmeyi ihmal etmiyorsunuz değil mi efendim? Pencerenin perdesini çık 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 aç bana göster yüzünü bom 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 görme ki Çin ben yüzünü çık 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 aç anam. Yıktım perdeyi, eyledin bir an. Varayım valiye hemen haber vereyim hemen diye. Şuradan şu az önce şurayı kesin dediğim yeri şu anda gözlerinizin önünde keseceğim. Şurayı. Evet. Gördünüz değil mi? Nereyi kestiğimi. Şimdi bu arkadaşı buraya yamultmadan taksak. Ya da şöyle yapsak. Fantastik oldu. Fantastik. Şuradan da şunu aldım. Şimdi modelin altını açtığın zaman bu iş kolay. Modelin altını açmadan nasıl yaparız abi derseniz eğer. Ona da birazdan geleceğim. Şu işi bir bitireyim. Ay. Background müzik yapmak istiyorum ama bir saniye. Çok dikkatliyim şu an.
Yes. Şahane. Harika. Harika oldu. Şimdi dediğim gibi tekerlerin bu milleri normalde Hot Wheels'ın şu 3 tırnaklı kıskaçları bu milleri bizim milleri kıstırıyor. Kıstırdığı için sıkıştırdığı için tekerler dönmez normalde. Ama bu yöntemle tekerleri dönen bir araba yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Heh, bunu tam oturtamadık herhalde. Yani yine de yine de az öncekinden daha iyi. Evet. Buralara bir de böyle tutkal mutkal sürerseniz burası tam oturur ve tekerleriniz de gayet güzel bir şekilde döner. Hep böyle patates gibi arabalar yaptım ama neyse. Şimdi dediğim gibi neden opsiyonel olarak ataşa veya iğneye ihtiyacınız var? Hanımlar beyler bu tekerler az önce de söylediğim gibi normalde buraya taktığınızda çok böyle dönmeye razı tekerler değiller. Bunlar değiştirdikten sonra elinizde vın vın oynamak yerine koyup sergileyeceğiniz modeller olacaklardır zaten. O yüzden hani ama ben dönmesini de istiyorum tekerin derseniz buralar biraz sert döner çünkü. Miller kalın olduğundan. Daha incesini zaten bulmak çok kolay değildir. Daha incesini bulmak şöyledir. İçinden çıkanlar çok dönmez ama ben yine de yapacağım derseniz bir iğne, toplu iğne şöyle alacağınız. Böyle bir iğne, toplu iğne. Bunu az önce dediğim gibi 2.4 ya da 2.5 santimlik kısaltmanız gerekecek. Tekerler dönsün istiyorsanız eğer. Onu da şimdi öncelikle şu toplu iğnenin başını bir keseceksiniz. Ondan sonra toplu iğnenin başını kestikten sonra hani 2.4 santimi nasıl ölçeyim de işaretleyeyim de şey yapayım derseniz kısa yolu zaten setin içinden bizim millerden çıkacak. Şu mili yan yana koyduktan sonra keskiyle buradan aldığınız takdirde tam işte aynı boyda bir mil daha elde ettiniz. Şöyle baktığınız zaman toplu iğnenin bizim millerden daha ince olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bunu yaptıktan sonra olay şu. Tekeri çıkardınız burada. Şimdi bu milin bu kadar kalın olması bir kere tekerin milde tutunmasını sağlıyor. Siz şimdi daha ince bir mile geçerek toplu iğne gibi bir kere tekerlek bunu tutmayacaktır, düşecektir. Bunun için bir yapıştırıcıya ihtiyacınız var. Önce şeyi göstereyim de yapıştırıcıdan önce. Mili taktınız buraya. Toplu iğneyi. Gördüğünüz gibi yine aynı boyutta yer bıraktı. Bunu koydunuz buraya. Bu arkadaşı da yine koydunuz buraya. Gördüğünüz gibi oldu. Ama işte şu var. Tekerler için bu sefer mil çok ince geldi. Tekerler bol geldi. Onu da sabitlemek için Patex'in benim tavsiye ettiğim nerede o? Patex'in böyle bir tutkalı var. Bunu da şu açtıktan sonra sakın ha sakın tutkalı gidip de modelin üstüne dökmeyin. Bu sefer tekerleri direkt arabaya yapıştırma ihtimaliniz var. Onun yerine ucundan çıkan şu sıvıya iğneyi batırın. İğneyi değdirin. İğneyi değdirdikten sonra aceleyle tekere bunu yapıştırın. Ben şimdi bu tekeri sabitlemeyeceğim için yapıştırmayacağım ama hani nasıl yapıştıracağınız yöntemini gösterdim. Kullanacağınız budur. Hani bu kadar sert bir şey kullanmaya gerek yok. Gerektiğinde çıkarabileyim de tekeri derseniz Patex'in bu
hızlı güçlü yapıştırıcısı yerine bir adet 404 Uhu falan da kullanabilirsiniz. Ataş ne alaka abi derseniz de hanımlar beyler, üçüncü aletimiz hani iğne yerine ataştır. Ataş aslında iğneyi daha sonra göstersem olurdu ama iğneyi önce göstermiş olduk. Ataş yine iğne yerine kullanabileceğiniz başka bir mil çeşidi. Dediğim gibi 2,5 santimlik bir mil ihtiyacınız olacak. Böyle bir tel ataş işinizi görecektir. Bu tel ataştan yapacağınız nedir o? Mille yine tekeriniz dönecektir. Şuradan göstereyim size. Hani ataşı şeye tutturduğunuzda daha dolu dolu oluyor. Yalnız ataşın şöyle bir dezavantajı var. Ataşı daha uzun bir ataştan böyle uzun bir parçasını alabilirsiniz. Gerçi ama hani böyle kısa bir ataşta da bu bükümler milinizin eğik olmasını sağlayacaktır. Onu göze alarak ya da onu düzeltmeye çalışarak belki bir şeyler yapabilirsiniz ama iğne kadar sağlıklı bir düzlük elde edemeyeceksiniz. Onu göz önünde bulundurun. Bunu da yine dediğim gibi 2,5 santim. Artık bende nasıl bir göz varsa direkt zaten 2,5 santimden kesmişim şeyi de. Artık yaş kemale erince böyle şeyler, göz kararı tutturabiliyorsunuz. Bu mili yine buraya koyduğunuz takdirde istediğiniz ölçüde olduktan sonra tekeri buraya tutturuyorsunuz ve efendim hop yakaladım. Dediğim gibi tutkalla bunu tutturabilirsiniz. Ve tekeriniz o dakikadan sonra fırıl fırıl dönecektir. Evet, şimdi bunu abi çer çöp arabalarla gösterin. Şunu daha düzgün şeylerde göstersen daha iyi olmaz mı? diyeceksiniz. Mesela size şunu göstereyim. Ford Escort'un en raflarda kalan arabasını adam etmek istemez miyiz? Elinizde vardır. Artık belki görmekten sıkılmışsınızdır. Ki bence aslında çok güzel bir modeldir. Ama ülkede Ford'cu az olduğu için benim şu Ford'cu esprisini artık yapmayayım diyorum ama şöyle bir bakın bakalım bu arabaya. Bir de böyle bakın. Nerede diğer tekerler? Pencere in perdesini aç. Hadi yavrum. Yes. Bu arabaya bir de böyle bakın şimdi. Nasıl daha bir alınası olmadı mı? Ya da mesela gerçi yani şu da çok güzel durdu. Abi peki bunu matchbox'lara takabilir miyiz? Deneyelim. Bunu inanın şu anda ben de sizinle deneyeceğim. Hani matchbox'lara da uyumlu mu? Yani içimden gelen şey uyumludur canım. Niye uyumasın oluyor ama. Evet, matchbox'ın milini kesemedim. Bir saniye. Ah. Yes. Ah. Yes. Matchbox'ım benim. Buna da mesela hangi jantları takalım? Şurada başka bir jant setim daha vardı. Açtık mı? Burada şu arkadaşlar var. Bu elimdeki henüz paketlenmemiş ama hani dükkanda bir 10-12 farklı çeşit teker seti var. Dediğim gibi buyurun gelin dükkana. Ankara'nın en güzel Daikes dükkanı. Sizi bekliyor efendim. Şuradan milime çıkarayım. Evet. Matchbox'ın mil aralığına giriyor. Giriyor mu? Giriyor. Girdi. Evet. Vallahi girdi. Şu anda Matchbox üzerinde ben de ilk defa sizinle deniyorum. Aa. Evet.
Hatta şundan çıkarayım öbürünü. Bu arada hanımlar beyler artık şuna bir açıklık getireyim. Abi sol elinde senin bazen bir sarılık oluyor. O nedir? Dükkana gelen müşteri soruyor. Henüz YouTube'dan bir yani gerçi dükkana gelen müşteriler de sormuyor. Kimse sormuyor. Ben hani bir açıklama getirmek istedim artık bu konuya. Hanımlar beyler ben tabii ki olması gereken her vatandaşın yapması gerektiği gibi ellerini sık sık yıkayan bir insanım. Yalnız şu var, ben kış geldiği anda aşırı derecede hani 3 kilo mandalina falan bizim evde 3 günde biter. O derecede narenciye, mandalina, portakal, greyfurt hastası bir adamım. Bunları da elimle soyuyorum. Her ne kadar elimi sürekli yıkasam da o narenciyenin suyu bu tırnakla et arasına yerleşiyor. O yüzden eğer ki beni yayında böyle turuncu bir baş parmakla gördüyseniz bilin ki yayından az önce değil, bir gece önce falan mandalina portakal yemişimdir. Sebebi odur. Buna da artık kendimce bir açıklama getirmek zorunda olduğumu hissettim ne zamandır. Onun sebebi odur efendim. Bilmiyorum içinizde mandalina portakal seven var mı ama ben hastasıyım yani. Şuradan şunu da taktıktan sonra evet yani oldu. Gerçi mil oturduktan sonra geri kalan neden olmasın, zaten miller tekerlerle uyumlu. Evet yani tekerleri matchbox'lara da taktık. Gayet de şık oldu bence. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Matchbox'larla ve Hot Wheels'larla uyumlu tekerlerimiz. Kuzucu Gaming Ankara mağazada. Çıkın çıkın gelin. Hatta şu anda size dediğim gibi birçok uygulamada gösterdim. Bir de şöyle bir şey yapayım. Dükkanda da var. Hadi şöyle bir kafanızı kurcalayayım. Mesela sizce bu tekerler şuna nasıl olur? Şöyle bir bakın bakalım. Biraz da aklınızda fikir oluşsun. Hani artık kıyamıyorum böyle güzel arabalara da. Eğer elinizde varsa o arabaları bir de böyle düşünün efendim. Ya da dükkanda artık teşhirde sergilediğim modeller gibi before after yapayım size. Mesela Hot Wheels'ın bir Honda Civic'i. Civic değil mi bu? Bilmiyorum. Honda bir şey. Honda Turbo yazıyor işte. Bu değiştirmeden önce, bu da efendim değiştirdikten sonra. Şöyle bir bakın. Size de bir fikir versin. Before, değiştirmeden önce, değiştirdikten sonra. Değiştirmeden önce, değiştirdikten sonra. Değiştirmeden önce, değiştirdikten sonra. Hanımlar, beyler, ben Sadık Mert Küçük Kuzucu. Bugün bir yeni inceleme videosu değil, nasıl yapılır videosuyla karşınızdaydım. Hot Wheels'ın tekerlerini nasıl değiştireceğinizi gösterdim ki modelin çehresini en böyle basit, piyasada belki de en sevmediğiniz ya da işte aldığınızda bile pişman olduğunuz modelleri bile adam edebilecek yöntemlerle hop, karşınızdaydım efendim. Her zaman derim dükkana gelenlere de, yani koleksiyonculuk çok güzel bir şey ama yanında hobicilik de olduğunda ayrı bir güzellik de oluyor. Ben de size bunu tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.